Türkiye artık NATO'nun yardımına gelebileceğine inanmıyor. EP Senatosu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasına karşın 2 adet uçağın yarın Türkiye'ye teslim ediliyor olmasını değerlendiren Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Sergey Sudakov, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun uçak satışını bloke etme tehdidiyle Türkiye'nin dış politikasını etkilemeye çalıştığını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada yarın Amerika Birleşik Devletleri'den S-400 satın alma kararı yüzünden tartışma konusu olan ilk F-35'li alacaklarını belirtmişti. Uçağın üretici firması Lockheed Martin de sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu bildirmişti. Sputnik'e konuşan Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Sergey Sudakov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin bağımsız bir U dönüşü yaptığının farkına vardığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu. Öncelikle Türkiye artık güya her halükarda Türkiye'nin yardımına gelecek ve çıkarlarını koruyacak NATO'nun gücü ve kudretine inanmıyor. Türkiye'nin bu bağımsız U dönüşü öncelikle Rusya'ya yönelik S-400 sistemleri, Türkiye ve 1952'de NATO'ya katılarak dahil olduğu Batı dünyası arasındaki ilişkilerde bir çeşit dönüm noktası. Mesele şu ki günümüz Türkiye'si, Türk akımının Amerikan güvenlik garantilerinden çok daha fazlasını kazandırdığını anlıyor. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nin bu garantileri çok pahalıya mal oluyor. Amerika Birleşik Devletleri bu satışa daha bağımlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin duruşunu değiştiremeyeceğini dile getiren Sudakov, sözlerini şöyle sürdürdü. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri, bu teçhizat satışına Türkiye'den çok daha bağımlı. Uçak pazarı çok büyük, örneğin Rus uçakları bazı göstergelere göre Amerikan muadillerinden üstün, her halükarda bu büyük politik oyunda üstünlük Türkiye'nin elinde. Türkiye, NATO'da kalma veya çıkma, Rus veya Amerikan teçhizatını alma konularında karar verme fırsatına sahip. Türklerin bu konulara pragmatik yaklaşma niyetinde olduğunu düşünüyorum. Onlar, NATO'nun kancasının ucunda olmanın ve sadece Batı teçhizatını almanın doğru olmadığını ve sevkiyat kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerektiğini anlıyor.